Size nasıl yardım edebilirim Yakut Bey? Oturmaz mısınız? Yok, böyle iyi. Hemen konuya gireceğim Neslihan Hanım. Birkaç gündür Demir Bey'e ulaşmaya çalışıyorum. Ama kendisi bir nedenden dolayı benimle görüşmeyi reddediyor. Oğlumla hangi konu üzerinde görüşecektiniz? Size nasıl anlatıldı bilmiyorum. Demir Bey sığacağı kadar gelip Alev'le Murat'ın yurt dışına kaçmalarına yardım edeceğini söyledi bana. Bu teklifi size tam olarak ne zaman yaptı? Ümran Hanım'ın haberlere çıkıp ölmediğini söylediği günden bir gün önce. Yani Alev'le Murat'ın düştükleri duruma kendisinin neden olduğunu, onun için onlara yardım etmek istediğini söyledi. İkisi için sahte pasaport hazırlatıp yurt dışına kaçmaları için bir tekne ayarladı. Ama bu söyledikleriniz inanılır gibi şeyler değil. Öyle Neslihan Hanım. Dahası da var. Demir Bey bir nevi intihar mektubu yazdırmış. Bu mektubun altını Murat'a imzalattı. Böylece polisin onları takip etmeyeceğini, soruşturmanın da kapanacağını söyledi. Evet, böyle bir mektubu biliyorum. Yani siz şimdi Murat'la Deniz'in intihar etmediklerini söylüyorsunuz. Hepsi bunların oyun muydu? Buraya kadar iyi hoş da Neslihan Hanım. Biz birkaç gündür çocuklardan haber alamıyoruz. Gerçekten çok endişeliyiz ailecek. Bir de üstüne Murat'la Alev'in kaçtığı teknenin yanmış bir tahta parçası açık denizde bulununca... Neler söylüyorsunuz siz? Bakın Neslihan Hanım. Ben dün kalkıp karşı tarafa geçtim. Alev'le Murat'ın kaçtığı Yunan adasına. Orada oğlunuzun onlara yardım edeceğini söylediği Rum balıkçıyı buldum. Ama adamın hiçbir şeyden haberi yok. Buraya hiç kimse gelmedi deyince benim asfalyalarım tamamen attı. Oğlunuza ulaşmak istiyorum. O da benden mütemadiyen kaçıyor. Ben de soluğu burada aldım. Gerçekten çocuklarımın hayatından endişeliyim. Bakın Neslihan Hanım, bu işin içinde bir oyun var. Son çarem sizsiniz, ne olur. Hadi oğlum, seni bekliyoruz. Anneciğim siz buyurun, benim çıkmam lazım. Bu ne acele? Şakir Efendi ile konuştum. Dün gece Sapanca'da çıkan fırtınadan dolayı bayağı bir zarar ziyan var diyor adam. Gidip kontrol edeceğim oraları. Hayırdır inşallah? Yıllardır sen o eve hiç gitmezdin. Son günlerde nereden çıktı bu kadar ilgin? Anneciğim sana da yaranmak imkansız yani. Git de sen bu sefer ilgilenmiyorsun diye istemeyeceksin bana. Siz hiç endişe etmeyin Yakut Bey. Ben oğlumla görüşeceğim. Bu işin aslını astarını öğreneceğim. Siz herhalde birkaç gün daha buradasınız. Evet, öyle görünüyor. En geç yarın size haber veririm. Yüreğinizi sakin tutun. İyi düşünelim, iyi olsun. Siz de benim gibi kaybettiğiniz zannettiğiniz evlatlarınıza kavuşacaksınız. Bundan emin olun. İnşallah Neslihan Hanım, inşallah. Uğur Bey. Yakut Bey'e eşlik edin lütfen. Hemen efendim. Ali'ye de haber ver, arabayı hazırlasın. Sokağa çıkacağım. Peki efendim. Buradan buyurun Yakut Bey. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler.